Merhaba arkadaşlar, ben Sedat Talıbalı, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz ticari araçlardan Hyundai H100. Biliyorsunuz bir Kia Bongo sürücüsü olarak bu iki ticari aracın birden fazla videolarını çektik. Bugünkü videomuzdaki aracdaki katalog resimleriyle biraz sesli anlatım yapacağız. Bu söylediklerimiz hem Kia hem de H100 yani Hyundai kamyonet için geçerlidir. Hani ölümsüzlük iksiri olsaydı bence bu araç diyebilirim. Fakat bu otomotiv dünyası içeren modellerde bazen mevcuttur. Mesela paylaştığımız konuğumuz H100 kamyonet gibi. Paylaşımımızdaki kataloglar 2003 veya 2004 senesine ait olmalı. Bu araç milenyumdan beri burada gördüğümüz haliyle satıldı ve satılmaya da devam ediyor. Evet, 2020 modeli var, 2022 modeli hatta. Önünde LED lamba ilavesi ve iç mekanda birkaç küçük değişiklikler ile günümüzde hala satılmaktadır. Merak ettiğim ise şudur. Bakalım daha kaç sene daha ülkemizde satılacak? Bunu ciddi anlamlarda merak ediyorum. Biraz bu konu hakkında detaylı bir inceleme yapalım. Katalogdaki araç takmil olarak 2004'ün 6. ay sonrasına ait. Yeni kupa 2004'ün 6. ay sonrasında satılmaya başladı. Ülkemizde bu 16 yıl içerisinde güvenlik ve motor açısından bayağı değişti. ABS, ESP, yokuş kalkış ve kaza anında kilitlenebilir direksiyon mili getirildi. Klima 2018 modelinden sonra Kia Bongo'da aynı şekilde standart hale getirildi. 2017 modele kadar klimalar opsiyonlu. 2010 ve 2000 sonrası modellerde 2500 CRT motor kullanıldı. Motor hep aynı, sadece güncellendi ve güncellenirken de biraz değişiklik de tabii ki oldu. 2010-2012 arası Euro 4 125 bis 5 ileri, 2012 ve 2017 Euro 5 133 PS 6 ileri CRD motor, 2018 ve 2022-20 aralarında Euro 6 133 PS 6 ileri 2020 modeller Kia Bongo'da aynı şekilde ek buliler geldi. Kia'nın kendi motorları vardır. K2700 atmosferlik motoru K2900'lerde pek ülkemizde tutulmadı. Aynı şekilde Stellantis'teki DJI motor gibi Stellantis'teki DJI motor ile H100'deki DJI motor aynıdır. Tek farkla Stres'teki turbo daha büyük, enjektörleri daha farklıydı ama sorunluydu. Kia Bongo K2500 DJI ile K2500 CRT motorlar Hyundai'nin şaşa motor olsun, kısacası yani kiradaki o yürüyen akşam Hyundai'nin. Bu arada Kore'deki H100 ve Bongo otomatik klima, otomatik vites, koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma, yol bilgisayar, airbag, start stop elektrikli katlanabilir, ayna, çocuk kilit ve kupası biraz daha geniş olmakla beraber kelebek camı ile kamyon ve tırladaki gibi yatma yeri mevcut. Maalesef malumuz ki ülkemize bu saydığım dolanımlar ithalatı ve ihracatı bir şekilde yapılamadı. Bizde tek lüksü klima olması, eksileri airbag olmaması, ABS, ESP, yokuş kalkış desteği kaza anında iş görebilecek nitelikte. Kitlenen direksiyon mili mevcut ama klima yok, kupada yatma yeri yok, koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma, elektrikli katlanabilir ayna yok, otomatik vites, dijital klima yok. Brezilya ve Güney Afrika'daki E100 ve Bangolan işler acısı. 2.6 atmosferlik 80 beygir motor, cam manuel, teyip opsiyon, kızdırma ayarlanabilir.
manuel. Hani kendiniz yapıyorsunuz. Kelime hala opsiyonlu. Hani ülkelere göre donanım ve E100'den ithalatı yapılmaktadır. Mesela Afrika'da E100 var ama bu E100'den o E100'ün arasında dünyaya kadar fark var. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Kupa 17 senedir şasesiyle 40 senedir aynı eğlenceli bir iş ortağı ülkemizde oldu. E100'ün ikinci el piyasası ve sıfır piyasası ciddi anlamlarda Kiabango'da dahil olmak üzere satılıyor. Ford Transit E100 kıyaslamaları videosunu çektik. Kiabango ile diğer ticari araç videolarının da kıyaslamasını çektik. Bir Kiabangocu olarak şunu söylemek isterim ki E100 her zaman bir spor ve sportif olarak kalmıştır. Birinci vitesteki o ilk kalkış ve kupanın kafa kaldırışı emin olun arkadaşlar diğer ticari segment araçlarda bulamayacağınız bir özellik ve bir donanım diyebiliriz. Yakıt olarak bazı arkadaşlarımızın bu araçlarda şikayeti var. Evet arkadaşlar, ticari araç olarak bu iki canavar istediğiniz yükü taşıyabilir ama biraz da yakabilir. Ama şunu söyleyebilirim, eğer ki kapıda bir kaplan besliyorsanız mutlaka yeminden korkmamanız gerekiyor. Ben Sedat Talıbalı. Diğer ticari araç videolarında görüşmek üzere. Kanalıma abone olun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna ve mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Hem beni hem de bu videoyu izleyecek değerli dostlarımızı bilgilendirmiş olursunuz. Eğer istediğiniz bir video çekmemi istiyorsanız mutlaka yorum kısmında belirtmenizi istiyorum. Diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.